Neyse. Tamam, devam edelim o zaman. Devam edelim. Ne var sırada? Sırada favorim var ya. Favorime geldik bak. Hangisi? Favorimi izleyeceğiz ya. Ha, benim de Aa, favorim. bu arada ha, favorim ya. Oyun trendleri videolar listesinde 16 numaraya girmiş. Muhteşem ya. Trende bile girmiş. Yani Jare'yi ne zaman trendde görsem zaten ya birisine laf etmiş oluyor ya bir polemiğe girmiş oluyor ya kavga etmiş oluyor. Ya başka türlü görmüyorum yani. Şeyi gördün mü? Bak, Fuat bilir o işi. Taşı olan gelebilir mi şimdi? Enes Batur'un 95 pekini gördün mü? Evet. Görmedim lan. Bir dakika, o sahneyi bulmam lazım. Dün izledim de efsane sahneydi. Dur, şunu kaldırsana Vocus. Kaldırmaya yatay koy. Aa, yılan dansı. Vur bakayım. Öyle yapacağım, vuracağım. Fuat! 95 Discord'dan atıyorum kanka. Bir değerlendirir misin? Tamam. Elim nerede? Nereye attı? Özelden attım abi. Baksana. Dur ya, yorumlara bakacağım bir saniye. Götü göbeği salmış dalga geçiyor. Elren her zamanki bir adamlığını göstermiş. Helal olsun. Ha, bu videoda Elren'in tepkisi de var. Ona da bakacağız. Yahoo gibi yalandan hu diye gülmüyor. Yazık, çekememezdik. Kötü bir şey ya. Twerkçiye bak sen. Bu benim yorumum tabii. Bu Enes Batur değil. Enes, istersen arka odaya geçelim. Güzel güzel, bunu beğendim. Lan nereye gittik? Aa, Fuat, bu arada... Güzel, güzel espriydi, güzel. İstersen arka odaya geçelim, göstereyim. Enes Batur Yaman. Her şey olduk ya. Ja bu sefer boş yapmış. Yani Ja'nın chatinde böyle bir alkışlayan tayfa var. Koyun sürüsü gibi. Ne derse alkış. Ne derse haklıdır. Kendini ilah gibi göstermiş insanlara galiba, izleyenlerine. Ama bunu YouTube'a gelince daha çok objektif yorum görüyorsun. Yaren bu saatten sonra kalan ömrünün tamamını kullansa yine de o götü göbeğe veritemez. Başkasının yorumuna gelince Allah kesiliyor puşt. Yani eritir, niye eritemesin? Doğru düzgün spor yaparsa eritir. Beni ilgilendirmiyor onun götünün göbeğinin olması. Jaren kardeş, sıçabiliyorsan özel ne? Ne? Ben anladım ki bu adam kendini ne zannediyor. Tuğkan abiye yaptığından sonra gözümde sıfırlanmıştı. Bu da üstüme tüy dikti. Ne yaptı ki Tuğkan'a? Durduk yerde laf atıyordu değil mi? Onu diyorsun. Ben de gördüm. Durduk yerde hiçbir şey yokken ellere ne laf atıyor? Niye abi? İzlenmen mi düştü? Neyin derdindesin ki? Birinin takdir etmen için onu sevmen gerekmez ki. Mesela ben falan filan falan. Yani abi, bu güzel bir yorum. Bunu sevdim. Enes Batur bir yılı aşkın süredir fitness'e gidiyormuş. Yok, bir yılı aşkın süredir gitmiyorum ama 3-4 ay falan oldu. Güzel bir yorum. Ya şu YouTube yorumları söylüyor doğru olanı. Ha, buradaki chat'teki şakşakçılar değil. Çünkü adam orada çıkmak için koyun ya, her şeyi yapıyor. Burada şeyi gördün mü? Bak, Fuat bilir o işi. Dur, şunu kaldırsana bu ucuz. Yok yok. Dur, magazin tuttu. Abi de o kadar boş bir konu ki. Çok boş yani ya. Dislike Ne yapmış? Adam videoya Abi dislike atmış. adam videoya dislike Hiç atmış. benim videosuna dislike Adam videoya dislike atmış. Hiç attın mı? Abi yani bu nasıl bir çaba ya? Tamam bak, ben yemin ediyorum, bak açayım göstereyim istiyorsanız. Ne yani, sevmediğim YouTuber'lar var. Hiçbirinin videosuna gidip de dislike atmadım yani. Uğraşmam bile onunla, anlıyor musun? Yani şey değil. Yani adam ne kadar zarar versem kârdır mantığıyla dislike atmış ya. Videona çıkmasın. Helal olsun be. Yani orada belki dislike'ını görüp de tıklayan, dislike atan insanlar olur falan. Yani çok ilginçsin abi. Yani beğenmedin de yani uğraşıp da basmazsın yani butona. Hani bu ne kin yani, ben ne yaptım abi sana? Sen 30 yaşında adamsın. Nelerle uğraşıyorsun ya? Takıldığın şey Enes Batur'un karın kasında kamera tri yapılmış. Ya evlisin. Ya Allah'ım ya. Kaç yaşında Cahreyn? Kaç yaşında abi adam ya? Yeterince Kaç büyük. yaşında? 30'u geçik ya. 88'li, 88'li kaç? 31. 31. 31 yaşında bir de. İlginç ya. Bak, magazin tıvın yorumlarına bak. Komedi ya.
Ülkede zaten başka dert yok. Abi gerçekten de buna takılmazsın ya. Yani bizim şarkımızın yorumları bu şeyden 10 kat daha mantıklı yani ya. Gir yorumları oku, doğru düzgün konulardan yorum yap. Doğru düzgün yerlere çekmeye çalış. Yani komik ya. Yani neyin bok atması bu? O kadar kaslı değil bence ona ait olabilir. O kadar kaslı değil bence ona ait olabilir mi? Ha şurası Yok. değil diyor. Ha burayı kasları beğenmemiş. Uzanamadı ciğere mundar dermiş. Yani otu boku eleştir ya. Hani hangi yüzünü göstersin? Ya gerçekten çok boş muhabbet ya. Çok boş muhabbet. Kusura bakmayın da komik ama. Komik bize de eğlence çıktı. Kimseye duyurmadım. Burada yayında eğleniyoruz işte. Ya bir tabii Instagram'da söyledim de şu anda hiç duyurmadım bile. Gelen gelsin. Vur bakayım. Öyle yapacağım, vuracağım. Fuat. Discord'dan atıyorum kanka. Bir değerlendirir misin? Tamam. Abi neye gülüyor şu an ben anlamıyorum. Nereye attı? Ya şey de yapmamışım hani böyle o ben kaslıyım moruk ya deyip açmamışım yani giyinirken güzel bir şat yakalamışız çekmişiz. Bu Fuat'ın yani. baksana time'la attı. Oğlum elim kırıldı. Tane sert Bakarım olur ben. O bak Profis. izlerken Yan utandım yaptı be. ya. Ya bu ne? Şey Abi gitti. Ay am. E tut. Bu şeyi fark İzlerken ettin mi? utandım diyor. Kamera tri. Ağır abi. Kamera tri. Ya tamam öyle tut, öyle tut, öyle tut. Oo. Ben gölge falan diyor sandım hani. Ya siz Ha, ne yapıyorsunuz gölge. orada? Siz burada Öyle sen oturuyorsunuz, diyor sandım. yanlış şey yapıyorsunuz. Beklemedim onu Survivor Bence oldu bu arada. İlginç ya. Allah. Olmadı, olmadı. Ya. Kamera trik tepeden ışık değil oğlum. Diyen başka biri direkt amına koyayım. Diyen başka biri direkt bak. Surat yok. Birisi giyiyor. Tak. Giydikten sonra en eski. Abi Bak yani. kulaklarım kıpkırmızı oldu Ya gerçekten benim kulağım abi. yok oldu utançtan ya. Kulağım yok ya. Kulaksızım şu anda ya. Abi laf atmak için laf atma. Yani hoş değil abi seni benimle alıp erelediğinde 30 yaşındasın git. Düzgün konularda tartış ya. Gerçekten kulağım yok yani şu anda ya. Dublörümü ifşaladı çünkü. Dublörümü ifşalamasa sıkıntı yok. Of. Nerede? Ha gizli diye bir klasör var burada. Bak gizli. Gizli. Dublör sakın kimseye gösterme. Burada bütün şeyler dublörün yüzü gözüküyordu. Burada ben yarıda kestim. Yani dublör var çünkü. Ya abi çok boş muhabbet ya. Yorum bile yapmak istemiyorum ama komik. Kulağım yok bak. Şöyle durunca kulak yok oluyor. İçine göçüyor. Açayım mı bunu? Yani adam zaten ifşa almış olmaz hiçbir şey olmaz ne kaybedeceksin? Açayım abi Aynen. ya. Ne yapalım abi artık. Kimin gerçekten aynı sahne bu arada. Herkesin kulağı kızarsın. Göbek deliğinden aynı olduğunu anlayabilirsin. Sadece bunda düşük kalite kalır yok. Bir de yanlara doğru çekik. Bozuk versiyonu biraz. Abi geliyor. Geliyor hazır mısınız? Dur. Şu kamera tamam sıkıntı olmuyor değil mi? Geliyor bak. Bak. Çene biraz bana benziyor ama değil herhalde. Geliyor. Dublör Jahre'ymiş. Ben ya o kadar dedim ki ifşalama ya. O kadar dedim ki ifşalama ya. Dublör Jahre'ymiş. Sıçtık yani ne yapayım lan daha artık kurtaramayız. Dublör Jahre'ymiş. Kulak yok. Abi yani komik yani. Bunu göstermeme bile gerek yok. Olayın büyüsü bozuluyor yani. Kamera triği. Abi kaç tane hayatında kamera triği Kamera yaptın? tri. Kaç tane hayatında kamera triği yaptın ki kamera Yarın triği gün açıp diyorsun ya? Instagram'da fotoğraf atma taktikleri. Instagram'da fotoğraf atma taktikleri. Abi yani insanlar bilmediği konularda yorumlar yapmakta o kadar üstünde şey yok ki. Jare'nin yönetmenlik tecrübesi var mı daha önce? Bir yönetmenlik yaptı mı? Kamera triği yaptı Adam filmde mı? oynamış. Filmde oynamış. Dur bakayım. Jare'nin oynadığı film. IMDb. Özgür Dünya diye bir filmde oynamış. 2,3 puan almış. Tabi buradaki puan o kadar önemli değil. Özgür Dünya. Kaç izlenmiş?
Box Office. Özgür Dünya. 20 bin izlenmiş. Bari yayında izleseymiş. Bari yayındakileri izletseydin, toplanıp götürseydin koyun sürüsünü yayına. Bir ısmarlasaydın onlara, ailen değil mi onlar senin? Senin klibindeki görsel efekt kötü ya, bununki daha iyi. Bu görsel efekt muhteşem ya. Yani insanlar, yani kendileri bir şey yapmayıp, bak, muhteşem bir film yönetmiş olsa veya muhteşem bir filmde başrolde oynamış olsa veya güzel bir, muhteşem olmasa da olur, güzel bir iş çıkarmış olsa ve bunları söylese okey diyeceğim de, yok yani. Mesela kendi müzisyen, şarkıcı adam, şarkı konusunda yorum yapıyor. Gidip de otoboka laf atmaya çalışmıyor yani. Komik yani. Yani bu klibin yönetmenliğini ben yaptım. Yarı yarıya. Hani senaryosunu yazdık, prodüksiyonunu hazırladık, storyboard'unu çıkardık, hikayesini baştan sona yazdık. Çekimlerinde bütün açılarını belirledik, şeylerini, görsellerini. Yani bu klipteki görselleri beğendiyseniz benim işimi sevmiş oluyorsunuz. Yani benim bir kendimi ispatlamışlığım var. Bir, iki tane filmim var. İki tane film kurgusu yapmışlığım var. İnsanın hayatta kendisini ispatlaması için başarısı olması gerekiyor. Benim iki tane filmim var. Biri 1,5 milyon, biri 500 bin izlendi. 500 bin bu arada kötü bir rakam değil. Sadece ilk filme göre az kaldı. Neden az kaldı? Çünkü bu yıl film için kötü bir yıldı. Yani bu yıl, yani bana, benim filme başarısız diyenler Cem Yılmaz'ın Kara Komik filmine de başarısız demeleri lazım. Çünkü o da 700 bin falan izlendi yani. Cem Yılmaz'la 200 bin fark var yani arada. Bir de filmi yanlış zamanda çıktık. Ama gene de iki tane güzel filmim var. Kendimi ispatlamışlığım var. Adam bana gelmiş kamera triği yapmışsın diyor. Çok komik yani. Boş muhabbet. Ya yapma abi, benimle alakan olmasın ya. Yani ben Jahreyn'e daha önce de özelden de yazdım. Benimle ilgili bir şey konuşma dedim ya. Ben istemiyorum dedim. Benimle ilgili bir muhabbeti geçirme dedim yayınlarında. Şey dedim, bir iki ay tamam yapmayacağım dedi. Üçüncü ay laf atmış gene, bir şeyler yapmış. Yapma abi, sen alakam olsun istemiyorum seninle. Sen 30 yaşında adamsın, git yaşıtlarınla takıl, bana ne ya. Ne ya. Başkası giyiyor. Kamera alır mı? Devam ediyor, tutturacağım ya. Ay, alo. Vurdum, kırılmıyor. Alo. Ya bir de şöyle bir şey var. Gerçekten benimle problemi olan ve gerçekten çözmek isteyen bir Twitch yayıncısı veya herhangi bir YouTuber falan filan varsa söylesin, şu anda alayım canlı yayına, konuşalım burada. Bana desin ki sen şunu şunu yanlış yapıyorsun desin. Ben diyeyim ki bunu bu yüzden yapıyorum, bunu bu yüzden yapıyorum diyeyim yani. Bir insanın sürekli kötü şeylerini söylemeye çalışmazsın yani. Solo gireceğim bak. Bu objektif değil yani, bu boş. Hayır hayır. Ama vücudum olmasa ne diyecekti acaba mesela videoda? Vücudum olmasaydı ne derdi? Diriliş derdi falan bir şeylerden de, gene yapardı bir şeyler. Öleceğiz zaten. Ateş de yok zaten. Ateş var. Ama ateşi yakıp kendim öleceğim ben burada. Bekle. Fuat, izledin mi? Yorumları açsana bir chat'i. Kanka. Açıyorum. Kameranın çektiği dublör sonra Enes'e geçiyor ya, giyindikten sonra çar. Çok iyi değil mi ya? Çok iyi ya. Biz yapabiliriz. Allah öldüm be. Gidelim. Nasıl kendi klibimizde. Şu atla kocuğum. Oğlum sen giyin, sonra kamera benim suratıma dönsün. Nasıl? Mesela Evren. Abi devam ediyor. Bir de devam ediyor. Ben çıldırıyorum ya. İyi be şu. Bu arada Evren mimiklerden bahsetmiş bak Enes. Evren'e bakacağım. Evren bundan sonra ya. Ha, Evren'e geldi zaten. Hissettin galiba. Ya Evren. Tamam, izleyelim, öyle yapalım. Sonra Jahreyn'in bir şey daha var, ona sonra geçeceğim. Şimdi Eldrain'i izleyelim. Hoşuna gitti. Sevdi herhalde. Şarkıyı böyle dinliyor. Acaba Kuzgun Akademi mi eğitim verdi şu kılıç mılıç muhabbetlerine? Bilmiyorum. Ya bak. Şu şey yorumunu okudum şimdi. Rayman'da ses var en azından. Bu ne be demişsiniz ya. Ben Enes Batur'un kalkıp da ben çok iyi şarkı söylüyorum, benim çok iyi bir sesim var, ben şarkıcıyım, şöyle de taşaklıyım falan dediğini sanmıyorum bu arada. Aynen. Bizde şey var biraz. Biri bir iş yaptığı zaman
Bizde ne var? Bizde ne var biliyor musun? Bizde kendinde olmayan şeyleri, başarıyı ne bileyim, çekememezlik var abi. Sanki birisinin emeğine laf edince sen kendini özel hissediyormuşsun gibi bir şey var bizde. Sanki sen ona laf atınca sen üste çıkıyormuşsun gibi bir algı var. Ve bana ne kadar laf atarsa adam kendini o kadar üste çıkacak sanıyor. Hayır abi böyle değil. Bu 14 yaş civarındaki bir psikoloji yani. Ona laf atayım da veya benim havam gelsin gibi bir şey boş yani. Bizde bu var. Yapma o zaman. Diyemez zaten değil, demez zaten. Diyemez tabii ki de. Ya bir insan... ya ben ses konusunda şuna inanıyorum arkadaşlar. Yani ses eğitilebilen bir şey. Yani şuna bakarsan eski, şu anki piyasadaki bütün şarkıcılara bakarsan küçüklüğünden beri sürekli şarkı söylemeye çalışarak gelen insanlar. Tabii böyle yetenekli olan da sesi, tonu çok güzel olan insanlar da oluyor ama bu da sizin kendinizin geliştirebileceğiniz bir özelliğiniz. Ben muhteşem bir şarkıcı mıyım? Değilim. Olmak da istemiyorum. Ben bir içerik üreticisiyim. Influencer'ım. Ve bu da benim için bir içerik. Neden yaptım bu içeriği? Daha çok büyümek için yaptım. Niye yapayım abi? İçeriği niye yaparız ki başka? Güzel işler çıkaralım. Şarkılar izleniyor. Şarkılar izleniyor. Daha önceden yapmışım saçma sapan şarkılar. Ama özenerek yaptın sonuçta yani. Ya uğraşmadan yaptığım şarkılar 60 milyon dinlenmiş. Dedim ki o zaman gerçekten hakkını vererek bir iş yapalım. Yaptık. Güzel oldu. Yani buna bok attığında kurtarmıyorsun yani kendini. Senin sesi yokken benim sesim çok güzel. Ya da işte autotune'u dibine kadar vurdum. Şimdi bak harika bir şarkı çıkardım. Ya bu çocuğun öyle iddialı olduğunu düşünmüyorum yani. O zaman niye müzik yapıyor abi? Abi niye yani? Sen resim yapmak istiyorsun. Kötü resim yapıyorsun. Yapmamalı mısın resim? Ya öyle değil. Yani autotune dibine kadar şarkıda yok. Autotune dibine kadar olduğu zaman ses robota dönüyor. Nereden anlayabilirsiniz? Bunu Berkcan'ın şarkılarına baktığınızda anlayabilirsiniz. Sesi robot oluyor. Bende de var. Bazı kısımlarda. Gene ses efektleri var. Bir de sesin farklı gelmesinin sebebi şu. Ses tek vokal olarak altmıyor. Alt alta üst üste 5-6 tane kanal var. Onlar da üst üste binince bir kalın okuyorsun, bir ince okuyorsun, bir farklı okuyorsun, bir back vokal geliyor falan filan. Yani tek bir kanal olmadığı için. Bak bazı eleştirileri kabul edemiyorum. İstediğiniz kadar sövün, sevmeyin, YouTube içeriklerini tartışalım falan, onlar önemli değil. Ama şimdi mesela dürüst olun oğlum biraz. Klip kötü bir klip değil. Bak tek tekil olarak eleştirelim. Klip kötü bir klip mi? Değil. Enes'in oyunculuğu nasıl? Çok kötü. Girmiş. Çok kötü de değil, abartma yani. Ya ben oyunculuğunun klipte kötü olduğunu düşünmüyorum. Neden? Çünkü sırıtmıyor. Ya muhteşem şey de yok ama bu bir şarkı klibi yani. Drama girmek istemedim yani. O şarkıyı söylerkenki havadan çok dram oynamak istemedim ama Elaine'e bu konuda katılıyorum görüşüne. Neden? Çünkü adam biliyor. Adam daha önceden tiyatro yapmış, çalışmış bunun için uzun zaman boyunca ve biliyor. Onun yorumunu önemserim ben. Çünkü Enes mimik çalışması lazım yani. Biliyor, adam doğru yorum yapıyor. Ya, tamam, ama bence sırıtmıyor o kadar. Şimdi çalıntı veya değil amına koyayım. 50 tane adam çalıntı şeyi dojladı zaten. Ya çalıntı değil abi şarkı. Çalıntı değil. Sadece milletin ota boka laf atmak için uydurduğu bir şey yani. Post Malone'un Circles klibine benziyormuş. Neresi benziyor? Çağ aynı çağda geçiyor birincisi. İkincisi klibin renkleri bir tık aynı, onun klibi biraz daha soğuk. Bir de şey hikayesi, savaş alanı var. Şarkının başı sadece. 10 saniyelik bir atmosfer. Ama onun dışında şarkının ilerleyen kısımlarında gidiyor. Bir kadın var, ağzı kapalı, köyün içinden geçiyor. Kalede bir kadın var. Böyle değişik zombili bir ortama geliyor, millet yanıyor falan yani. Bende zombi yoktu benim gördüğüm klipte. Yoktu yani. Yani şu tema okey. Yani olabilir. Yani bu şey değil yani. Bunu çekmek kolay bir iş değil. Yani ilginçsiniz abi. Laf atmak için. Bence güzel. Klip güzel. Şey güzel. Takılmayın abi. Yani şarkı dediğin üstüne yıllarca konuşulacak bir şey değil. Beğenirsen dinlersin, beğenmezsen dinlemezsin. Mimikler evet, Enes Batur'un biraz zayıf. Yani biraz zayıf diyor şimdi. Daha demin çok kötü dedi, şimdi iyi, okey dedi. Rol kabiliyeti çok olan bir adam değil. Bu konuda kendini geliştiriyor mu, çalışıyor mu hiçbir fikrim yok. Mesela şurada savaşırken örnek veriyorum.
Bak. Suratına dikkat et. Bak görüyor musun? Hep aynı bakış. Bak adamı kesiyor aynı. Şu an ezber yapıyor. Bizim tiyatro da böyle. Ya evet, bu yani sahnede çok fazla çekme şansımız olmadı. Ben çünkü zamanımız kısıtlıydı. Bir günde koca set kurup sadece onu 2 saat içerisinde çekmeye çalışınca çok hızlı yapamıyorsun ama daha iyi olabilirdi ama gene de kötü değil yani. Ezberine odaklanırsan, misal veriyorum bu aynı şeyi. Bak adam düzgün bir yorum yapıyor, anladın mı? Bu eleştirmektir. Şarkıyı beğendim diyor. Şarkı güzel diyor. Mimiklerini geliştirebilir diyor. Klip güzel diyor yani. Bu ya bir kötü söylersin, bir iyi söylersin. Bu arada tamam, chat'i kapatabiliriz abi. Kapattık mı? Males. Alo. Eyo. Kapatamadık ki oğlum. Eray. Kapadım. Ha, tamam. Birazdan gene açarız. Tamam ama yorumdan çok, hareketlerinden, rollerinden, mimiklerinden çok ezberine odaklandığın zaman ister istemez kaçırıyorsun bir şeyleri. Mesela burada böyle yırtacaksın kendini, anladın mı? Elrene Jaren bot demişti, hatırladım abi. Ya adam izlenemez mi abi? Senin mi sadece Twitch'te izlenmen gerekiyor? Yani adamın niye şeyine laf ediyorsun ki? Eğitimini alsa mesela şu bence güzel. Çok kaliteli bir yayıncı yani adamın. Kaliteli yani, yorumları güzel, hikayeleri güzel, yetenekli, yakışıklı adam, ne yapsın daha ne istiyorsun, ne yüklenmesi lazım? O kim insanlara gereksiz yere sallamıyor, işiyle gündeme gelmeye çalışıyor. Adama, şimdi bu adamı Enes Batur bakışıyla dümdüz gitse onu yaşatamaz. Kanka yani yorumda da zaten yani kötü tarafını, iyi tarafını söylemiş. Şimdi bu nokta, adam tepkide bile mimiklerin demiş mesela. Adam mantıklı bir şey. Aynen, fark etmiş bir şey diye söylüyor yani. Bakarsın, böyle eleştirmen olsa. Beğenmedim dersin, eleştirirsin. Ya bu da şarkı yapmış dersin, kapatırsın. Bizim millet biraz böyle fazla şey. Ön yargısından dolayı aşırı derecede agresif takılıyor. Kemal adamdır ya. Prodüksiyon da yok amına koyayım, çok kötü. Sana bir şey söyleyeyim mi? Prodüksiyon bok gibi falan değil abi. O kadar da değil yani. Bu arada prodüksiyon yok diye bir şey yok bu klipte yani. Prodüksiyon var. Bu konuda şey diyemem. Ya o kendi demiyor da yorumlardan birisini okuyor. Prodüksiyon kötü değil abi. Yani Türkiye'deki kliplerde ne prodüksiyonu var? Türkiye'deki klipte adamların yaptığı prodüksiyon stüdyoya gidiyor. Oraya ışıklı bir tane kutu yapıyor. Araba koyuyor bir tane. 4 tane bundan yapıyor. Hepsini arka arkaya koyup klip yapıyor. Biz burada kısa film gibi bir şey çekmişiz yani. Buna da yok demezsin yani. Bence var. Farklı bir şey. Ha ne bekliyorsunuz? Buna böyle aylarca çalıştıklarını falan mı sanıyorsun? Ya klibe aylarca çalışmadık. Ama güzel çalıştık. 2-3 yıl boyunca buna mı hazırlandın? 2-3 yıl boyunca hazırlansam bu çıksa ben de sevmem tabii. Daha iyisi olur. Vardı, nerede o? Eski şarkıları açıyor. Başakşehir dostum. Var. Şimdi oradan buraya gelmiş. O zaman bunu yorumlayın. Ototiyon mototiyon abi. Ya burada neymişsin kanka? Harbi ya bak abi. Şu adam. Şuna geldi abi. Yani. Şu an atsam bunu ne olurdu hiç bilmiyorum. O zamanlar güzel geliyordu. O zamanlar sıkıntı yoktu. Şuna bak. Kafam yuvarlak. Bu ne abi, bu kafaya bak. Sadece kafayla değil. Ama kötü ya. Ya bu şarkıyı. Şurada fark var ya. Ya bu şarkı gözüyle bakmıyoruz biz buna. Bir Kaya'nın evine gidip de bir günde sözlerini yazıp birkaç saat içinde kayıt alarak yaptığımız bir şey. Böyle önemli bir şey değildi bu. Güzel de bir şey oldu yani. Herkes. Ya tabii akım olarak güzel. Şarkı olarak dinlenmiş. Dinlemem bok gibi. Aynen. Dün önce ben yaptım. Bum 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 bum. Aa çok kötü abi. Çok kötü. Sandaldan. Çok kötü. Ama şimdi buraya geldi diyor. Adam buraya gelmiş. O zaman bunu yorumlayın. Ototiyon mototiyon abi vermiş dibine kadar. Adam sonuçta yapmış. Ya evet. Ototiyon dediğim gibi yani ototiyon tuşu yok böyle basınca şarkı olan. Ya öyle olsaydı herkes yapardı. Gidin telefonunuza indirin. Direkt ototun Volojo diye bir program var. Volojo. Direkt ototun programı. Kulaklığını tak.
Abi oradan şarkıyı söylemeye çalış bakalım olacak mı? Sen söylediğin versiyonu vardı. Eray yaptı mesela. Bak aç bakayım nasıl oluyor. Ototunu açmış, basmış şarkıyı bakalım kızgın güllerin üstüne düşüyor mu Eray? Düşemiyoruz kanka. At aç bakayım onu. Dur bulayım onu. Sen bul da ben bakıyorum da. Bak çalıyor. Kıldım bir kere yürüyemezsem yok olayım ben. Koştum firara, beni ölmezsem yine ara. Kara kış gibiyim sobalara, bizi doldursun odalara. Ya senin IQ ya. Yani abi şarkıyı yapmak ses efektinden ibaret değil. Onu bestelemek, aranjesini güzel yapmak falan filan lazım. Mesela bu şarkıya kemanı ben eklettim. O nakarattan sonra keman giriyor ya mis gibi. Onu ben eklettim. Normalde keman olmayacaktı. Tam bu şekilde çalar mısın dedim. Çaldı adam. Ekledik direkt. Bir şey söyleyeceğim. Ben Rayman gibi yükselmek... Kanka bu arada Vares sapmuttan çıkardı da alayım mı? Ne yaptı? Sabah. Bunlar güzel eşitliler abi. Ya sorun değil aksın. Ama böyle tamam. Artık beni yoruyor abi böyle herifler. Enes Batur video çıkarmış bilmem ne. Amına koyayım lan. Kanka tabii onunla bir olmaz ya. Bak bak direkt taklidini yapıyor bak. Enes Batur video çıkarmış. Bu kim? Ne? Kimi taklit ediyor? falan diyor. Ya bu köpeği yemek iyi. Bu adam ototune'un bokunu çıkardığını bilmiyor musun? Adam ya ben çok seviyorum. Onu da rahanede izledin de. İzlettiriyor yani adam abi ne bileyim yani. Ya bilmiyorum ben objektif doğru yorum olarak baktım. Yorumlara bakıyorum. Yorumlarda da aynı şekilde insanlar Şahreyn boş yaptı diyor. Enes diyor istersen arka odaya geçelim. Ay.